Arı, seri dam khiratına meyvanı xa dikin. Evder xalfetiye. Amara lvedere 10 kilometre durimeye. Meyvanı me her jarten, her salten, her mehten, her hafteten, her saateten. La ana tişte em dibinin. Tişte xuyad be. Nahelin meyvanın me verin gunde amara. Vit tişte ji Kaşo gör kanunu zagone ha penasedik. Ve kanun ek taybeteyi kes nikare gunde brez öcalan malbata vi serdana vi bike. Emle hember vi tiştine. Em rast nabinin vi tişti. Ev tişta rızandına devlete ifade edik. Beçare buna ve ifade edik. Eydi biraz ve beçare bu ne vekşi. Meyvane vi gündi hertim ehebe. Meyvane brez öcalana hertim ehebe. Brez öcalan mecciye gelleyme da dile gelleyme da cih girdiye. Vek malbat dereme gelley kurdura hemme gelleydira vekiriye. Büstü çar saate. Herkes kare ziyaret bike. Herkes karı vere mivane mebe. Herkes karı vere bimere nikâşe bimeşine. Herkes karı vere ver ruhiyete ve maneviyate jiyan beke. Bi dare zore, bi zulme, bi evlehi, bi kanuni kes ne karı peşya vitişti bigre. Heyata me heyi, hep serukiyen meli verin. Parlamenterin meli verin. Reverberin başara e navçalı vedere gelli meli verin. Ev navça navçak her buçuk arı hayı. Le bandorek mezinli bir velati kiriye. Paradigmek nüve kiriye. Eme lüve paradigme, lüve felsefe hadi derkevin. Ale dişi. Örf adata meda. Çanda meda. Meyvan. Jiki dere veri. Millete bir çibi. Neteva bir çibi. Zimane bir çibi. Baveriya vi çibe deri 24 saate ve kiriye. Çanda kurda da evdişte heye. Der vi çanda kurda dama bibi mala bresi uçalan günde vi bajari vi navçe vi be 24 saate ev deriye ve kiribe. Em jili verin. Em bangvaziye geliyor hoş dikin. Ne tane jibo çare nisane ne jibo biste gulane. Hertim ev deriye hani jimilleti mera ve kiriye. Ana jî astengê derdixin, em vek malbat nalete li ve astengê tînin. Em ve zulme qebûl nakin, em ve neheqê qebûl nakin, em rast nabînin. Bi tirse kes ser neketiye. Vek malbat derî amara vekiriye. Amara hertime rol û misyona xwe bilîze. Ana jî hevcedarî ez nabînim dirêj bikim hevalên me, hevserokiyên me li ve derê. Bu kurtasiye zvat dışına da beşim. Disa dubare un khayratın, ser sera ser çavahatın, günde brez yo çalan. Navçavi. Değerli basın emekçileri, saygıdeğer arkadaşlar. Evet, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, biz bugün Amara Köyü'ne Sayın Abdullah Öcalan'ın ailesini ve köyü ziyaret etmek için her birimiz başka başka yerlerden çıkıp Amara'ya doğru yol aldık. Ama bugün yine bir kez daha şuna çok net şahitlik ettik ki aslında bu iktidar bu devleti baş aşağı götüren bir pozisyona, çürümüşlüğe, çaresizliği bugün bir kez daha bütün yollarda şahit olduk. Evet, bir köye gitmenin bu kadar korkulu rüyası olduğunu bir kez daha bugün gördük. Ve biz bugün Amara Köyü'ne gitmemizdeki amaç Sayın Abdullah Öcalan'ın aslında Türkiye demokrasisi için ne kadar vazgeçilmez bir şahsiyet olduğunu bir kez daha söylemek için, bir kez daha dile getirmek için gidiyorduk. Ama varsın bugün Amara'ya girmeyelim. Bugün Sayın Abdullah Öcalan'ın felsefesi, duruşu,
önerdiği alternatifi halklar için nasıl demokrasiyi, nasıl özgürlüğü önerdiğini aslında bütün dünya biliyor. Onun için bugün sadece Kürtler değil, bugün sadece Orta Doğu halkları değil, bütün dünya halkları Sayın Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü için, Sayın Abdullah Öcalan'ın önerdiği felsefesinin bütün halkların demokrasisini inşa edeceğini bildiği için, özgürlüğü için bugün mücadeledeler. Bugün her alanda bunu ifade ediyorlar. Dünyanın her yerinde yazarlar, çizerler, sendikalar, kurumlar, her yerde Sayın Abdullah Öcalan'ın felsefesinin bugün krize dönüşen kapitalist sisteme karşı, bugün baş aşağı giden bu çürümüş sistemi çok net bir alternatif olduğunu bildikleri için Sayın Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü için mücadele ediyorlar, sözünü kuruyorlar. Bunun için her yerde sesini yükseltiyorlar. Ama bugünkü iktidar, AKP, MHP, faşist iktidarı aslında Türkiye'de, yine Türkiye'de yetmiyor gibi Orta Doğu'da faşizmi kurumsallaştırmanın yol ve yöntemini tecriti ağırlaştırarak, tecriti mutlaklaştırarak, daha çok İmralı'dan başlayan tecriti bütün Türkiye'ye, bütün Orta Doğu'ya yayarak devam ettirmek istiyorlar. Evet, bugün savaşla, katliamla, sömürgeyle, işgalle, talanla ayakta kalmaya, meşruiyetlerini devam etmeye, bitmiş olan geleceklerini acaba biraz daha devam ettiririz'in çabası içindeler ama nafile. Görünen köy kılavuz istemez. Bugün her yönüyle krizlerle baş başa kalan bir Türkiye gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Bu krizlerin asıl sebebi Kürt sorununun demokratik yol ve yöntemlerle çözülmeyişindendir. Bu krizlerin tek sebebi aslında ve bugün Türkiye'de tek adam rejimi olarak ifade edilen herkesin, her kesimin, muhalefetin, Kürtlerin, halkların bugün Türkiye'de tek adam rejimi var dedikleri, bu rejimin kendini palazlandırdığı, kendini beslediği yer tam da tecrit politikalarının, tam da savaş politikalarının, tam da sömürge ve talan politikalarının dayandığı Kürt düşmanlığı olduğunu çok net görüyoruz. Buradan bu politikalarla, bu yaklaşımla Türkiye halklarını, Türkiye'nin geleceğini daha çok kaosa, daha çok çıkmaza, daha çok krizlere sürüklediğini bizler görüyoruz. Onun için bu tecritin bir an önce kalkması gerekiyor. Bugün devam eden savaşın başladığı yer aslında tam da İmralı cezaevidir. Bugün İmralı cezaevinde uygulanan bütün antidemokratik yöntemler, insanlık dışı önlemler tam da bugün bütün cezaevlerinde uygulanan, aynı zamanda bütün halklara uygulanan tecrit politikalarıyla birebir aynıdır ve zeminini İmralı'daki mutlak tecrit politikasından almaktadır. Yine bugün sadece Türkiye'de değil, Orta Doğu'da, Libya'da, Akdeniz'de, Şengal'de, Mahmur'da yürütülen bütün savaşın zemini tam da bu tecrit politikasından aslında zeminini almaktadır. Buradan eğer bugün Türkiye'de bir demokrasi öne çıkılması isteniliyorsa sadece Kürtlerin vereceği mücadele değil, bugün bütün muhalefetin, bütün halkların birinci mücadele etmesi gereken zemin, alan, tecrit politikalarına karşı, bu savaş ve talan politikalarına karşı birlikte mücadeleyi yükseltmek olduğunu buradan bir kez daha söylüyoruz. Bugün eğer bu tecrit devam ederse, bugün Türkiye'nin bütün her alanı açık cezaevine nasıl dönüştüğünü tam da görüyoruz. Bundan dolayı bu tecrite karşı biz sonuna kadar mücadele edeceğimizi, bu tecritin kabul etmediğimizi, bu tecritle Türkiye'nin demokrasisine zarar verildiğini çok net görüyoruz. Bundan dolayı biz her gün, her saat, her saniye bu tecrit politikalarının Türkiye halklarının birlikte yaşamasının önünde en büyük engel olduğunu biliyoruz ve asla kabul etmeyeceğimizi, her zaman bu mücadeleyi yürüteceğimizi, her zaman Amara'ya, Sayın Abdullah Öcalan'ın doğup bu felsefeyi bütün dünyaya yaydığı yere yüzümüzü döneceğimizi buradan bir kez daha söylüyoruz. Ve bu tecrit politikalarının Türkiye'yi daha çok kaosa, krize sürüklediğini bir kez daha söylüyoruz. Ve buradan
bu tecrit kalana kadar, bu Türkiye'ye demokrasi gelene kadar Kürt halkının varlık mücadelesi, özgürlük mücadelesi, diline, kültürüne, coğrafyasına yönelik bu savaş politikaları, bu talan politikaları bitene kadar biz demokrasi mücadelesini, demokratik siyaset mücadelemizi, toplumsal mücadelemizi devam ettireceğimizi buradan bir kez daha söylüyorum. Yine bütün gelen arkadaşlara hoş geldiniz diyorum ve bugün Halfeti'de bir kez daha bu tecrit politikalarının Türkiye'nin daha çok yok kaybetmesine, krizlerle boğuşmasına sebep olan bir politika olduğunu, bundan bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini bir kez daha belirtiyorum. Teşekkür ediyorum.